Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun efendim. Güzide evimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz ev turumuza hemen başlayalım. Lütfen şöyle yatak odamıza doğru gelirseniz. Yerde bir adet kırılmış camımız var. Oo, mutfakta harika. Aspirix falan güzel. Mükemmel bir yatak odası. Biraz dağınık sanki ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videomuz gene bir evde geçiyor. Bu sefer İstanbul'dayız. Kayseri'den İstanbul'a geldik ama tahmin edin ne oldu? Arkadaşlar söylemek ister misiniz siz? Kadir abinin evine iki tane eleman izinsiz giriş yapmış. Hırsız girdi arkadaşlar. Yani şu an hırsız girmiş eve ilk bakışı yapıyoruz. Bunu birlikte yapıyoruz. Bakın şurada görmüş olduğunuz yerde televizyon falan vardı. Artık yok. Artık yok. Hırsız giren eve dert girmezmiş. Öyle mi lan? Öyle mi? Güneş girmeyen eve hırsız girermiş. Bugünkü videomuz işte hırsız giren ev nasıl temizlenir? Başlayalım tutorial. Başlayalım. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Gelinim mutfakta. Yemek mi yapıyorsun? Gelinim oturma odasında. You said that you toxic, need to take the new song. You cannot save me. Cause I don't need you. Mom. He. Mom ne? Oh, here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts. People who are half done. You are not as tough as. O kadar da değil ya. Lan dostu yatacağız. I'm back. You know that I never left. I got tracks and some music that you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got hard. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Sen ne yapar lan? Bir saat kaç dakika yapar? 10 dakika, 2 dakika, 20 dakika, 3 dakika, 20 dakika. Burayı koyacağım. Yüksek ihtimalle Kadir Alp abi geldiğinde onda duyguyu düşünüyor ne olarak yaparız. İnşallah. Evet sevgili arkadaşlar. Başka bir günden hepinize merhaba. Az önce izlediğiniz videolar evin temizlenme anlarını içeren evi nasıl temizlediğimizi izlediğiniz videolardan ibaretti. Çamaşırları yıkadık, yerleri süpürdük, halıları sildik. Şimdi ev sahibimiz sevgili Kadir Alp abimiz İstanbul'a teşrifini ettiler. Ve durumla ilgili kendisinden bilgi alacağız. Duygularını bize anlatmasını isteyeceğiz. Hazırsanız Kadir Alp abi ve Anıl'la birlikte konuşmamıza
Başlayalım. Sevgili Kadir Alp abicim, bayramdan önce evine giden hırsızlar hakkında. Anıl bir resmi dur lan. Burada ciddi bir şey konuşuyoruz ya. Benim evimi soyulması evet için ya. Komik mi? Evi soyuldu adamın lan. Bayramdan önce evin soyuldu. İki tane eleman evine gizli ve şerefsizce, haince, alçakça girdi. Eldiven kullandılar. İzlerini arkalarına bırakmadılar ve evi üstünü altına getirdiler. Düşünceler ne olabilirsiniz? Yani düşüncelerim karmaşık. Çünkü yani bir insan bir öğrenci evinde ne arayabilir ki? Ne isteyebilirsiniz ki yani? Yani hani girdin, baktın bir şey yok. Çık, belli ki öğrenci evi. Yani yapılan iş hoş değil. Yani hırsızlık yani bence suçlardan hani en büyüklerden bir tanesi. Çünkü yani gerçekten alçakça ve şeyce bir şey yani. Namussuzca. İnsanlar uğraşıyor, siz gidip onu çalıyorsunuz yani. Yani bu işi yapanlar gerçekten yani salak. Adamlar söktükleri demiri çalsalardı benim evden çaldıklarından belki daha fazla para edeceklerdi. Yani onu da anlamıyorum. Hemen bölmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar, çalınan eşyalar olarak size açıklamak istediğim. Bir adet televizyonumuz gitti. Süpürgemiz gitti. Çaydanlığımız gitti. Tencere, tava ve en önemlisi Kadir Alp abimin emeğiyle parasını biriktirip aldığı o özel klavyesi gitti. Şunu belirtmek isterim ki her gün geçtikçe ortaya çıkan zahiyat artmakta. Biz geçen kendimize çay demleyelim dedik, çaydanlığı bulamadık. Sabah kendimize yumurta kıralım dedik, tencere tava bulamadık. Bu adam bugün gitti evine tencere tava masrafı gördü. Nerede bu? Çaydanlığın tepesini bırakmıştı. Nerede? Çaydanlığın tepesini bıraktı adamı. Ya abi çalıyorsunuz, bari düzgün yap. Ya siz nasıl cahil insanlarsınız ya? Orada iki tane PlayStation golü var, bir tane de Xbox konsolu var. Ya onları çalsan zaten 2000 lira para yapıyor ya. Ya televizyon zaten ikinci el, satacaksın 1000 lira ya. Ya bir insan bu kadar... Anıl abi haksız mıyım ya? Elinde burayı böyle... Reklam mı yapıyorsun? Ney bu? İşte şey çok haklısın. Çok haklısın Kadir abicim. Bu iki şerefsiz, iki ahlaksızı hepimiz kınıyoruz. Çok tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok, aşırı. İnşallah kullanırken çok şey olur, onlara zarar verici şeyler olur. Ya inşallah abi, satarken Kadir yakalanırsınız da elinizde patlar. Amin. İnşallah televizyon taşırken kırarsınız. Kadir abi çok geçmiş. Bu arada gerçekten kırılmış da olabilir yani. Kırılarsa çok da gülerim yani, çok hoşuma da gider yani. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki arkadaşlar, videonun başında görmüş olduğunuz o camı kırılmış oda var ya, biz o camları elimizle temizledik, elimizle. Elimle, ben elimle. Ya hayır, bir şey diyeceğim. Bana verdiğiniz zarardan çok bu çocuklar ve ev sahibine verdiler. Yani adam kalktı Ataşehir'den buraya geldi, demirle cam taktı geri gitti. Yazık değil mi ya adama ya? Ya. Bana giren çıkan çok bir şey olmadı bu arada. Yani geri televizyon almayı düşünmüyorum. Zaten bir aya gideceğim. Tencere tava aldık ama çok güzel pirinç tavam vardı. Onu çalmışlar. Pilav tavam. Çok seviyordum ben onu. Çaydanlık yağ gider. Yadigar. Yadigardı. Tabii annem de çok da değerli bir şey değil. 5 gram alüminyum. Ondan sonra çok değerli bir tane parfümümü çalmışlar. Onda mı? He ya, yengini seviyordu. Bulamadım. Ya da kaybettim, bilmiyorum. Kaybettiysem yayınlamayalım. Yani süpürgeyi niye alırsın? Ya gerçekten ev dizmeye girmiş gibi bir şey yani adam. Bu şeyler oluyor, espriler. Aşkım ne yapacağız? Ya bizim oğlanlara söylerim 100 TL ev dizenler. Onun gibi bir vaka olmuş yani. 100 TL ev dizmişler yani. Yani böyle düşüncelerim bu. Çözüm yolu... Çok mu komik? Çok mu komik? Ne zaman aldınız? 2 ay sonra. Bu ne kankam? Çok şanslı bir şekilde PlayStation arkadaşıma vermiştim. Ha evet, o da bir... Orada da şüpheliydim yani. Versem vermesem ama iyi çocuk, vereyim dedim. Verdim. Çok da mutluyum yani. Gitmedi. Bilgisayarı da yanıma almıştım işim gereği. Evet sevgili arkadaşlar. Bu anımıza da bizler de eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu vakayı yaşayan sevgili Kadir Alp abime geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletiyoruz. Kendisine maddi manevi ne ihtiyacı olursa tabii ki. Daha çok maddi tercih ederim. Manevi ihtiyaç çok gerek maddi. Ahmet'e destek olun, o bana maddi sayılır. Videoyu izlediğiniz için sevgili arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yeni içerik veya nasıl bir içerik isterseniz bunların hepsini lütfen yorumlarda belirtin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu kanalda kalın. Hoşça kalın efendim. Görüşürüz. Bende dolar var. Sak neyi saçacağım?